Numaralı yerlere gelmesi gereken işaretler sorulmuş. Tabloda peroksizom, sentrozom ve mitokondri organellerine ait özellikler var. Şimdi oksijen kullanma peroksizom oksijeni hem üretir hem tüketir. Ama ATP üretemez, dikkat edin. Gelişmiş yapılı bitkilerde sentrozom bulunmaz. Katabolik reaksiyon yıkım reaksiyonudur ki mitokondri zaten oksijenli solunumun esas merkezidir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur çünkü solunum katabolik bir reaksiyondur. O zaman artı eksi artı şeklinde bakalım hocam, artı eksi artı nerede? C seçeneğinde. Biyoloji öğretmeni hücresarından madde taşınımı ile ilgili tablo oluşturmuş. Peki hangi işaretlemeyi yapmalıyız? Aktif taşıma ile endostozda ortak olan özellikler. Madde taşımı sırasında ikisinde de ATP harcanır. Taşıyıcı proteinler aktif taşımadadır. Endostozda taşıyıcı protein yok. Canlı hücrelerin tamamında gerçekleşebilmesi demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Hem ökaryotlar hem prokaryotları düşüneceğiz. Prokaryotlarda kofol oluşturulabiliyor mu? Hayır. O zaman prokaryotlar endostoz yapamaz. Tamam. Aktif taşıma olabilir. Taşınım sonucunda hücre zar yüzeyinin küçülmesi endostozla alakalı çünkü zardan zar kopuyor, değil mi? Hücre zarından şu şekilde geçen bir molekül sonuçta kofol içerisinde geçiyor. Bakın hücre zarının yüzey alanı ne oldu? Azaldı. Ne yaptık? Sadece birinci kutucuğa tik işareti koyduk. Lizozom organelinde hangileri gerçekleşir? Lizozom hidrolizden sorumlu, hidrolitik enzimleri içeren bir organel. Bir kere hidrojen peroksidi su ve oksijene çeviren katalaz enzimidir ve katalaz enzimi kimin içerisinde olur hocam? Peroksizom içerisinde olur. Dolayısıyla bir olmayacak. Hocam protein amino asidi çevirebilir mi? Çevirir, hidroliz. Glikozu karbondioksit suya parçalamak solunum reaksiyonudur. Solunum reaksiyonu olsa olsa mitokondri de olur. Dolayısıyla 3 de gitti. Glikoz ve proteini birleştirip glikoprotein sentezleyen Golgi, özellikle Golgi. Hani endoplazmik retikulumda burada birazcık görev alır ama spesifik olarak Golgi'yi örneklendirelim. Lizozom yine değil hocam. Cevabımız yalnız 2 olacak. Bir bitki hücresi sırasıyla K ve L çözeltilerin bulunduğu kapların her birinde 30 dakika bekletiliyor. Bu süreçte bitki hücresinin merkezi kofol hacminde meydana gelen değişim veriliyor. Şimdi merkezi kofol neyi sembolize ediyor? Aslında işte bir hücre su kaybederse merkezi kofolu da küçülür. Çünkü o da su kaybeder. Bir hücre su alırsa merkezi kofolu da büyür. Çünkü o da su alır. Peki şimdi merkezi kofol hacminin artması demek K çözeltisinin hipotonik yani sulu bir çözelti olduğu, o zaman D hücrenin ortamdan daha yoğun olduğunu gösterir başlangıçta ki su almış. Burada da merkezi kofol ne yapmış? Su kaybetmiş. Öyleyse hücre yoğun bir ortama koyulmuş. D hücre küçük, D ortam olacak. Hocam L çözeltisinin derişimi K çözeltisinden yüksektir. Şimdi K ve L çözeltilerin bulunduğu ortama bitki hücresi sırasıyla koyulmuş. Dolayısıyla hocam bu 4A'ya kadar çıktıktan sonra dikkat ettiyseniz 4A'dan aşağı iniyor. Sırasıyla koyuluyor ya. L çözeltisinin zaten derişiminin yüksek olduğunu, bundan dolayı hücrenin su kaybettiğini söyledik. K çözeltisinde ilk 15 dakika boyunca hücrenin ozmotik basıncı azalır. Neden? Çünkü hocam su alıyor. Su alan bir hücrenin ozmotik basıncı azalır. L çözeltisinde hücre plazmolize uğrar. L çözeltisinde su kaybediyor. Su kaybedip büzülecek. L çözeltisine konulan hücrenin ilk 20 dakikasında sitoplazma derişimi artıyor çünkü su kaybediyor. Su azalırsa yoğunluk ne olur? Artar. Hani görece olarak oradaki kısmi yoğunluk, kısmi ozmotik basınçtan bahsedeceğiz. K çözeltisinde hücrede 15. dakikadan sonra su giriş çıkışı olmaz. Hayır, olur ama dengede olur. Böyle madde giriş çıkışları durur diye bir ifade kullanmıyoruz arkadaşlar. Dengede devam eder diyoruz. Cevabımız E seçeneği oluyor. Hücre zarının akıcı mozaik zar modeli gösterilmiş. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Peki. 1 ve 2 numaralı yapılar hücre zarına özgünlük kazandırır. Şimdi bir nolu yapıya bakıyorum. Protein üzerine ne yapılmış? Karbonhidratlar yani glikoproteinler olmuş. Burada da fosfolipid katmana glikoz. Hocam bu da glikolipid. Bunlar reseptör. Hücreye özgünlük, kimlik kazandırır. Doğru. 3 numaralı yapıda peptit bağları bulunur. Hocam 3 dediğiniz kanal proteini. Proteinler amino asitlerden oluşur. Amino asitler peptit bağlarıyla bir arada bulunur. 4 numaralı yapıdan yağda çözünen vitaminler geçiş yapabilir hocam. Fosfolipid katman, yağda çözünen maddeler bu katmandan geçer ki mesela yağda çözünen adek de
Bunlardandır. Cevabımız E seçeneği olur. Hücre organelleri ve görevleriyle ilgili bir tablo oluşturulmuş. Eşleştirme yapacağız bu tabloda. Peki, kromo Latince'de renk demekti değil mi? Kromoplast bitkiye yeşil dışındaki renkleri verir. Bu ifade doğru. Lizozom hidrolizden, otofajiden, otolizden sorumluydu. Mesela yaşlanmış organellerin sindirimi otofajiydi değil mi? Hücrenin kendi içerisindeki maddeleri dönüştürme gayreti sonucu ortaya çıkıyordu. Besin monomerlerini parçalar. Bakın büyük molekülü parçalamıyor. Monomeri yani yapı taşını parçalıyor. Bu da solunum amaçlı olur. Mitokondri. İpliklerin düzenlenmesini sağlar sentrozom. Öyleyse bu şekilde bir görsel B seçeneğinde olacak. Biyoloji öğretmeni hangi öğrencilerin cevaplarını onaylamaz? Peki. Şimdi ökaryot hücrelerde bazı organelleri vermişiz ve çeşitli sorular sormuşuz. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde numaralı organellerden hangileri bulunmaz? Ecrin 1 ve 2 demiş. Bitkilerde lizozom yok tamam ama granüle endoplazmik retikulum var. Ecrin hata yapmış. Numaralı organellerin hangilerinde ATP sentezi gerçekleşir? Kloroplast evet fotosentez reaksiyonları sırasında ATP sentezi yapar ve aynı şekilde de yıkar. 5 nolu reaksiyona bakıyorum. Hocam 5 nolu organele bakıyorum. Mitokondri evet mitokondri de ATP üretip tüketebilir. Faik doğru söylemiş. Numaralı organellerin hangilerinde oksijen kullanılır? 2 ve 5. Granüle endoplazmik retikulumun oksijen kullandığı ile ilgili bir bilgimiz yok. Ama peroksizom ve mitokondri deseydi doğru olurdu. Hocam zaten peroksizom vermemiş. Ya ben hatırlatıyorum. Numaralı organellerin hangilerinde dehidrasyon tepkimeleri yani küçük moleküller birleşerek büyük molekül oluşacak ve su açığa çıkaracak. 1, 4 ve 6 demiş ama daha 1 de ne olmuş? Lizozom bir kere bu polimeri yapı taşlarına çevirir. Küçük moleküllerine çevirir. Sentez yapamaz. 4 için doğru, 6 için doğru ama 1 de hata yapılmış. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur.